terbez iltihabı, koltukta, koltuk altında ve kasıklarda ortaya çıkan bezeleri yavaş yavaş iltihaplanır, kümeler halinde fibrozlar oluşturur, çoğalır, yayılır. Bundan takriben 5-6 ay önce Almanya'dan bir aile geldi. Oğulları 18 yaşında. Oğlunun bir de kız arkadaşı var, Alman. Alman bir bayan. Türkçe bilmiyor. O da benimle konuşursam arkadaşı kıza tekrar ediyor. Şöyle dedi, böyle dedi diye. Vesaire. Şimdi diyor ki çocuk, Türkçeyi pek bilmiyor. Babasına papa diyor. Almanya'da diyor bu kadar diyor doktor tedavi edemedi. Bu arkadaş mı tedavi edecek diyor. Oğlum ben araştırdım diyor babası da. Bu adam gibi yok diyor. Bu tedavi edemezse kimse tedavi edemez. Herkesi iyileştirmiş diyor. O diyor ki baba nasıl olacak bu iş diyor. Ameliyat olmuş. Koltuk altındaki bütün ter bezeleri ameliyatla kazımış almışlar. Ama yine çıkıyor, yine çıkıyor. Koltuk altını böyle hastaneye gidiyor. Hastanede haftada bir iki defa buraları böyle şey gazlı bezle hep sargılı. Hemşire açıyor. İçini temizliyor pislikleri. Tekrar bezliyor, sarıyor. İltihap akıyor koltuk altından. Çok kötü, pis de kokuyor. Allah kimseye vermesin, çok kötü bir şey. Ya bu nasıl iyileşecek dedi. Ameliyat oluyor, iyileşmiyoruz, ilaç kullanıyoruz, iyileşmiyoruz. Bu adam nasıl iyileştirecek? Papa diyor çocuk. Türkçesi de pek yok. Problem yok dedim, onunla Almanca konuştum. Tedavi eder inşallah dedim, hiç problem yapma. 4 ay bir kür aldı, kullandı. Evvelki gün babası geldi. Yanında başka bir bayan getirmiş. Dedi tanıdın mı beni? Tanıdım dedim. Ya Allah sizden razı olsun dedi. Çocuk dedi. Hiçbir şey kalmadı bak dedi. Yeni bir hasta getirdim dedi. Almanya'dan başka bir bayanı getirmiş. Onun da yüzlerinde çiller oluşmuş. Yavaş yavaş bu lekeler çoğalmış. Bu ne olacak? Dedim problem yok. Her şeyin iyileşir. Önemli olan hangi hastalığı neyle tedavi edeceksiniz? Klinik araştırması yapılmış mı, yapılmamış mı? Nerede, ne zaman, kim klinik araştırması yapmış? Önemli olan bu. Mesela biraz önce çay ağacı yağı dedim. Şimdi Laden gülü Türkiye'de yetişir. Almanya'da bunun klinik araştırması yapılıyor. Laden gülü ile ilgili Münster Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmasında birleşimindeki indometasin fenilbutason denen etken maddeler antiviral, antibakteriyel, antimikozitik özelliklere sahip. Yani bakteri, virüs ve mantarları yok ediyor. Laden gülünün birleşimindeki etken madde. Çocuk ve alerjik hastalıklar uzmanı Profesör Doktor Günter Wiese Almanya'da Saarland eyaletinde üniversitede Homburg Üniversitesi'nde klinik araştırması yapmış. Laden gülüyle alerjik ekzemayı iyileştirmiş. Kaşıntılı, sulu, kabarcıklı. Bu akneye de iyi gelir. Aynı zamanda akne inverse, ter bezine de iyi gelir. Bunun sebebi, ter bezi iltihabının sebebi, eskiden ter bezi iltihabına köpek memesi denirdi. Köpek memesi gibi böyle iri iri, çıban gibi böyle siyahlaşır, renkleşir, sürekli iltihaba bakar. Bunun sebebi bağırsaklardaki mantardır. Başka bir şey değil. Yani hep mantar diyorum ya. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları hepsinin sebebi mantar. Bağırsakları tedavi ettiniz mi iş bitmiştir.